Arkadaşlar merhaba. Şimdi North Carolina'dayım. Burada Wilson kasabasında çok güzel bir fotoğraf festivali var. Değerli dostum Mehmet Demirci'nin de organizasyonunda yer aldığı bir festival bu. Bu sene çok dolu dolu gözüküyor. Beraber bir dolaşalım, neler var neler olacak. Hem biraz kasabayı, hem biraz North Carolina'yı, hem de biraz bu festivali görelim hep beraber. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar 65 ülkeden 100 fotoğrafçı, 100 fotoğrafıyla Wilson kasabasının sokaklarında, duvarlarında, işte market, mağaza duvarları, galeri duvarları gibi yerlerde fotoğraflarını sergiliyorlar. Beraber bu kasabayı dolaşacağız. Çok keyifli, gezmelik bir kasaba. Böyle olağanüstü kalabalık, büyük bir şehir, bir il değil ama güzel, sanata artık duyarlılığı olan, bir fotoğraf galerisi olan, müze gibi bir galerisi olan bir kasaba burası. Seneye bu festivalde benim de bir fotoğrafım sergilenecek. Ara ara Türk fotoğrafçılardan da fotoğraf görüyoruz sergide. Bakalım beğenecek misiniz? Görmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar Emin Özmen, Türkiye'nin gururu fotoğrafçılardan birisi şu anda AP'de. Ben de takip ediyorum, gerçekten çok keyifli işler yapıyor. AP'de değil, özür dilerim, Magnum Ajans'ta. Bizlerde çektiği siyah beyaz çok hoş bir fotoğraf. Sergi almışlar. Başarılar dileriz Emin. Tebrik ederiz, güzel işler yapıyorsun. Sergide bugüne kadar yer almış fotoğrafçıların isim listesiyle karşılaştık bir duvarda. Hemen Mehmet Demirci, Emin Özmen'i, Ebru Ceylan'ı ve başkaca birkaç Türk fotoğrafçı ismini görüyoruz. Gurur verici. Wilson'daki fotoğraf sergi salonunun hemen önünde ismini çok zor telaffuz ettiğim bir beyefendinin, bundan birkaç yıl önce de vefat etmiş, metallerden yaptığı ve rüzgar gülü mantığıyla yaptığı çok güzel heykellerin olduğu bir parktayım. Burayla ilgili size bir sürü video izleteceğim. Uzun uzun video kayıtları da aldım. Gerçekten hoş bir açık hava müzesi burası. İnsana ilham da veriyor. Çok keyifli. Yani gençlerin, çocukların da herhalde dolaşırken keyif alacağı bir yer. Buradan çok video göreceksiniz. Bu küçük kasabada, fotoğrafın merkeze alındığı, sanatın merkeze alındığı kasabada sadece fotoğraf değil, sanatın hemen hemen her alanında eserler üretilmiş. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu arada Mehmet'in drone'u beni takip ediyor. Onu da merak ediyorum, buradan nasıl bir görüntü çıkacak. Keyifli olduğunu tahmin ediyorum şimdiden. Gençlere tavsiyemdir, fotoğraf çeken bütün ekipmanla, drone'dur, fotoğraf makinesidir, su altı dünyası çekim aparatlıdır, hepsiyle çalışmanızda fayda var.
Terslikten başım dönüyor şu anda. Evet, sergi salonundayım arkadaşlar. Çok güzel bir açılış oldu. Hem bir butik bir müze gibi, hem de böyle bu kasabayla ilgili her ay bir fotoğrafçı, dünyadan fotoğrafçı getiriyor bu kasabaya. Bir ay burada kalıyor. Burada kendi tarzında fotoğraflar çekiyor. Ve bu sergi salonunda sergileniyor. Şimdi, sorry, thank you. Burada da tabii bayılacağımız bir şey var. Nedir? Klasik makineler. Çok farklı yıllara ait fotoğraf makinesi ve kamera. Ve artık bir lüks ve fantezi olan filmli makineler, filmler. Şurada Kodak filmin 200 asa, 400 asa, 1000 asa, 100 asa gibi farklı versiyonları var. Şu modellerden birkaç tane koleksiyonunda var. Çok da keyifli ve güzel modeller. Güzel, hoş bir butik müze olmuş. Şurada cam negatifler yer alıyor. Evet. Cam da değil galiba, bunu bir öğreneceğim. Evet, orta format film. Basit kutu makineler var. Film kamerası. Filmde video kamerası da var. Flaşıyla tam takım bir Polaroid. Basit Polaroid makine. Burada özellikle daguerreotip fotoğraflar mevcut. İnanılmaz değerli bir koleksiyon. Ben de bu tarz fotoğraflar biriktirmeye başladım birkaç zamandır. Bulursanız kaçırmayın. Bunlar 1800'lerin başından, 1826'lardan 1900'lerin başına kadar çekilen ve tek kopya olan fotoğraflar. Yani burada gördüğünüz fotoğraf başka yerde yok. Orijinali ve tek kopyası bu. Şu ebatlarda da basılıyor. Bunlar direkt kağıt baskılar. Yine 1800'lerden. Lütfen dokunmayın diyor. Yani şimdi Amerika'da estate sale dedikleri ev satışlarından oldukça alıyorum. Fotoğrafları başka yerde görmeniz mümkün değil. Sadece buradalar. Herhangi bir kitapta, herhangi bir yerde görmemişsinizdir. Arkadaşlar merhaba, Fotoğraf Festivali'nin ikinci günün akşamında bir parti düzenledi ekip ve bir sürprizle karşılaştık. Müzik kadrosu, yani arkada çalan müziği... Az daha patlayacaktı biliyor musun yani? Aslında sevdiğim müzisyenler kendisiydi. Ama süper değil mi ya? Evet. Çok güzel dinlemek burada. Bu kadar fotoğrafçının arasında. Evet, güzel, güzel, güzel yani, aynen. Yani bir müzik olsun demişler partide. Arkada bizim Türk arkadaşlar saz ve gitarla müziği çalıyorlar. Ara ara ben kısa kayıtlar yaparım sizin için. Görüşmek üzere. Thank you.
çok verimli bir yolculuktan sonra şu an New York'a evime doğru dönüyorum. Benim için dolu dolu iki gün oldu festival süreci. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Lütfen takip edin, beğenin, yorum yazın. Sizin tepkilerinize göre, sizin beğenilerinize göre daha sık aralıklarla video üretmeye çalışacağım. Şu an dönüş yolundayım ve gecenin 4'ü uykusuz geçen bir yolculuk oldu. Lütfen buna değsin. Ayrıca duyuyorsunuz kuş seslerini.